Merhaba herkese. Şimdi videoda kuantumla ilgili konuşmak istiyorum. Kuantum mekaniği ile ilgili konuşmak istiyorum. Bilinen bazı yanlış bilgiler var. Bunlar üzerine durmak istiyorum. Kuantum kelimesi daha çok bu kelimeyi kullanarak menfaat elde etmek isteyen kişilerce kullanılmaya başlandı. Bunun önüne geçmek için bu alanda yanlış bilinen şeyleri konuşmakta fayda var. Örneğin kuantum mekaniği ve kuantum fiziği ışık bir dalgadır demiyor, ışık bir parçacık da demiyor. Bir parçacık ve dalgacık aynı anda olabilecek durumları konuşuyor. Örneğin bu kaleme bu şekilde baktığınızda bir nokta gibi ama bu şekilde baktığınızda bir doğru gibi görünüyor. Eğer bir yuvarlama işlemi yaparsanız bunun bir doğru olduğunu düşünürsünüz ve yok eğer farklı açılardan ışık gönderirseniz şu şekilde kalemin sivri ucundan arka kısmın doğrultusunda bir ışık gönderirseniz de orada bir nokta şeklinde bir gölge göreceksiniz. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Hangi deneyleri yaparsanız o deneyin özelliğinden yola çıkarak ışığın bir yönünü bulursunuz. Yani nokta ya da dalga, parçacık ya da dalga şeklinde değil de bir dualite, yani çift yapılı olduğunu konuşuyorlar. İkinci olarak çekirdekteki elektronun yörüngesi dünyanın güneş etrafındaki yörüngesine benzer. Yani hemen bir atom çizerken bir çekirdek ve bir etrafında bir elektron çiziyorlar. İşte güneş merkezde etrafında gezegenler nasıl dolanıyorsa aynı şekilde elektron da çekirdeğin etrafında dolanıyor. Hayır, bunu tam olarak böyle göstermek mümkün değil. Güneşin etrafında gezegenler eliptik yörünge çizerler. Aynı zamanda onları da daha önceki videolarımda söyledim. Güneş sistemiyle alakalı öyle bahsedilen çizimler de doğru değil, çoğu doğru değil. Yani bir kağıt alsanız, saç telinizle bir nokta koysanız, o çekirdek olsa dahi ya elektron kümesi kağıt üzerine onu çizebilecek bir yörünge bulamazsınız. Yani bunu biz anlamak için bu şekilde gösteriyoruz ama doğrusu bu değil. Kuantumu öğrenmek için karmaşık sayıları, diferansiyel denklemleri, lineer cebir gibi farklı matematiksel diferansiyel işlemleri yapabiliyor olmak gerekiyor. Hayır, kuantum öğrenmek temel düzeyde kuantum öğrenebilirsiniz. Kuantum mekaniğinin sonuçlarını, yaklaşımını öğrenebilirsiniz. Ama bu hiçbir zaman falcılık, bir maddi gelir getirme amacıyla kullanılmamalı. İşte içinizde kuantum enerjisi var, bunu açığa çıkarın. Ben bu enerjinizi açığa çıkaracağım gibi bir söylemle paranızı kaptırmayın. Kuantum olayı sadece pahalı lablarda gerçekleşir. Yok, aslında başka videolarda tekrar konuşabiliriz. Çok basit olaylarda, yani içeriği göstermeyen camlarda bile ışığın polarizasyonuyla alakalı farklı kuantum mekanik sonuçlara dayanan açıklamalar gerektiren olaylar var. CD'nin üzerindeki o renk parlaklığının geçişi gibi çok farklı konular var. Üzerine konuşabiliriz. Yani çok büyük laboratuvarlarda çalışma yapmaya gerek yok. Kuantum mekaniğinin sonuçlarını görmek için basit bazı deneyler de mümkün olabilir. Kuantum yeni bir teoridir değil. 1900'lerin başlarında parlamaya başlasa bile daha önceki yıllarda temelleri de var. Yani çok yeni bir kuram değil. Kuantum yaşamla ilgili değil, küçük parçalarla ilgili. Hayır. Yani bu da çok savunabileceğimiz bir şey değil. Kuantum mekaniğindeki küçük parçacıklar dünyasındaki bazı olayların günümüze yansımalarını, günlük yaşantımıza yansımalarını bazen ilişkilendiremiyor olabiliriz. Ama bu kuramın küçükler alemine hapsolmuş bir kuram olduğu konusunda düşünmemizin yeterli bir neden değildir. Belli fizik şartlarda gerçekleşen bir durum. Dolayısıyla sadece küçük boyutlarda geçerlidir demek yanlış, bazı boyutlar için yanlışlık olur bu kuramın. Yani yaşamla ilgilidir.
yaşamın içinde bir kuramdır. Ama bu yaşam dediğimiz şey işte şirket kurarken kuantum ilkeleri falan gibi bir şey değil. Ya da sevgilinizi etkilemenin kuantum yöntemleri falan gibi aldatmacılara kanmayın. Bu yaşamın içinde demek. Örnek verelim. Az önce söylediğimiz gibi bir enerji paketleri şeklinde o ışın polarizasyonuyla alakalı, örneğin sinemalardaki gözlük camları farklı, normalde iki boyutun dışında üçüncü boyutu algılamamıza yardımcı olan mekanizmalar, bunun günlük yaşamımıza ilişkisiyle ilgili örnek verilebilir. Ya, tüm fizikçiler kuantum mekaniği doğru anlamış ve anlatabilen hatasız öğreticilerdir. Tüm fizikçiler böyledir. Tüm fizikçiler kuantum mekaniği bilir. Hayır, ben de dahil. Tüm fizikçiler kuantum mekaniği bilir diyemeyiz. Yani kuantum mekaniğin her şeyini bilir diyemeyiz. Kuantum mekaniği çok iyi anlamıştır ve çok iyi anlatır diyemeyiz. Herkes hata yapabilir ama biz burada şunu söylüyoruz. Kuantum mekaniği eğer bir kuramsa, bu kuram defa defa denendiğinde, çalıştığında başarılı sonuçlar veren bir kuram. Dolayısıyla biz bu kuantum mekaniğini kullanıyoruz. Yani küçük etkileşmelerde, küçük parçacıklarda biz bu yapıyı kullanıyoruz. Yapının eksik tarafları var mı? Var. Ama tüm fizikçilerin doğru anladığını, ben de dahil şu cümlelerimin kuantum mekaniğinin kendisi olduğu ile ilgili inancınızı bir defa ortadan kaldırın. Bu konuya inanmamak lazım. Yani bir bilgi elde ettiğinizde o bilgiyi sorgulamanız gerekiyor. Bu kuantum mekaniği için de geçerli. Belirsizlik ilkesi bir parçacığın nerede olduğunu asla bilemeyeceğimiz anlamında bir hayır. Yani bir parçacığın, bir elektronun nerede olduğunu, yörüngesinde nerede olduğunu tam olarak bilemeyeceğimizi söylemiyor belirsizlik ilkesi. Belirsizlik ilkesi şunu söylüyor. Nerede olduğuyla hızını aynı kesinlikte ölçemiyoruz. Yani bir ışık gönderiyorsun. O ışığın dönüşüne göre yerini söyleyebiliyorsun. Ama o yeri o ışınla etki ettikten sonra artık o yerde olmayacağı için onun hızını değiştireceğin için hızını tahmin edemiyorsun. Hızını ölçmek için kullanacağın teknikle de konumunu değiştiriyorsun ve konumunu aynı kesinlikle ölçemiyorsun. Yani hız ve konum çok kabaca bahsettim tabii ki ama şunu söyle, aynı kesinlikte ölçümler, ya bir ölçüm bir şeyi ölçerken başka bir şeyin kesinliğini, ölçülebilirliğinin kesinliğini bozuyorsun demek. Belirsizlik ilkesi bu. Yani belirsizlik, hiçbir şey bilmiyoruz, her şey muamma gibi bir şey değil. Bunu eğitimde ben şöyle anlatıyorum. Siz de öyle düşünebilirsiniz. Çocuğa bir hafta boyunca sürekli test yaparsanız, testlerle bir şey öğrenmeyeceği için, yani öğrenmesini ne kadar bildiğini ölçerken aslında öğrenmesinin önüne engel koyuyorsunuz. Sürekli anlatırsanız, hiç test yapmazsanız da öğrenmesine katkı sağlıyorsunuz ama ne kadar bildiğini ölçemiyorsunuz gibi. Yani ikisini aynı anda yapma durumunda bir problem var. Onun dışında başka bir problem yok. Kuantum fiziği o kadar garip bir şey olabilir ki, olabilir ve her şey belirsiz. Hayır. O kadar garip bir şey, her şeyin belirsizlik olduğu değil. Ama olasılıklarla açıklamayı seven bir kuram. Olasılıklar üzerine kurulu bir kuram. Hatta Einstein daha önce de söyledi. Tanrı zaratmaz dedirtecek derecede olasılıklar. Yani elektronun %5 ihtimalle burada olma, %10 ihtimalle burada olma ve %20 ihtimalle burada olma, %30 ihtimalle burada olma deyip %100 ihtimalli bir bulut kümesine, zaten o bulut kavramı cloud oradan geliyor. Yani bir elektron bulutu ortaya çıkıyor. Bu bulut olasılıklarla alakalı. Schrödinger'in denklemi de zaten bu olasılıklar üzerine kurulu olduğunu, dalga denklemi, olasılıklı dalga denklemi. Bu Schrödinger'in denklemi de dahil olmak üzere bu olasılıklar
düşünen kişileri günlük hayatta göremediği için hani ben buradaysam buradayımdır. %30 burada, %70 başka bir yerde gibi bir şey olamaz diye düşündürüyor. Ama parçacıklar dünyasında bu böyle değil. Schrödinger'in kedisi düşünce deneyi de bunu anlatıyor. Yani kutudaki kedinin ölmüş olma ve yaşıyor olma ihtimalleri de aynı anda söz ediyoruz. Dolayısıyla hayalet kedi, yani yaşayan ve ölü kedi aynı iki ayrı ihtimal aynı anda olabiliyorsa bu kedi hayalet kedidir gibi bir ifade. Olayı anlatmak için güzel bir örnek. Şimdilik aklıma gelen listelediğim 3-5 madde bunlar. Kuantum mekaniği ile alakalı. Yani belirsizlik ilkesi hiçbir şey bilemiyoruz anlamına gelmiyor. Aynı keskinlikte ölçememe ile ilgili. Dualite, tek bir yapı yok. Deneyimizin durumuna göre farklı sonuçlar alabileceğimiz dualite, çiftli bir yapı var anlamına geliyor. Parçacıklılık, kuantum paketçik demek. Yani aslında paketçik bir süreklilik, sürenlik yok. Kesintisizlik yok. Parça parça bir durum var. Masaya elimizi sürdüğümüzde aslında pürüzsüz gibi geliyor, dümdüz gibi geliyor ve devam ediyor gibi geliyor ama onun da küçük atomik yapılarda o her bir atom belki bir kuantum parçacı gibi düşündüğünüzde masa da kuantumludur. Biz de kuantumluyuz. Hayatta her şey aslında birçok kavram, ben her kavram deyip zihninizi dağıtmak istemiyorum ama doğası gereği kuantumludur, parçacıklıdır. Paketçiklidir. Paket anlamında kullanılıyor. Olasılıklar var. Bu olasılıklarla ilgili ölçülemez belirsizlikler var. Dualite yapılar var. Çiftli yapılar var. Ve bu parçacıklar dünyasında çok işimize yarayan, anlatmayı, olayları anlatmayı, girişimleri, saçılmaları başka kuantum düzeyinde, atomik parçacıklar düzeyinde yapılar anlatmayı işimizi kolaylaştıran açıklamalar var. Ama öncelikle size başında kuantum, tork, ne bileyim böyle fiziksel term, momentum falan gibi ifadelerle başına onu ekleyip sonuna sizden para isteyecekleri başka ifadeleri eklediklerinde lütfen biraz düşünün ya. Düşünün vallahi, yani hemen paranızı oraya akıtmayın. Ne oluyor, ne bitiyor diye bir düşünün. Bir deyim var, durup düşünmek. Son yapılan araştırmalar aslında yürürken ya da koşarken düşünme mekanizmamızın daha iyi çalıştığını söylüyor. O yüzden şöyle söyleyeceğim, videoyu şöyle bitireceğim. Size bilmediğiniz teknik terimlerle kullanılmış aldatmacalar sunulduğunda, para tuzakları fark ettiğinizde şöyle bir koşup düşünün. Yani bir koşup düşünün. Bu kelime çok, bundan sonra belki kullanırım. Bir koşup düşünün yani. Neden sizden para istiyorlar? Neden sizden bir başka karşılık bekliyorlar? İşte seni kuantum lider yapacağız, seni kuantum alemi kralı yapacağız falan. Böyle kuantum fizikle alakalı bir açıklama. Tutarlı bir açıklama. Eksikleri var. İleride olduğu noktalar var. Yani bu kara deliklerle ilgili açıklamalarda çok kullanılan mekanizmalar var. Yani bir model, bir kuram, bir gerçeği, bir durumu anlatmaya yönelik bilim insanlarının oluşturduğu tutarlı bir kuram. Bunu mesela ekonomide yansımaları olabilir, eğitimde yansımaları olabilir. Neden yansımaları olur? Çünkü orada geçerli olan bir kural bütünü benzer kural bütünlerini başka yerlerde de görmemiz mümkün olabilir. Ama bu şu demek değil. Yani kuantum sıçrama, kuantum enerjinizi ortaya çıkaracak 3 yol. İşte 50 liranızı verin, 50 milyonunuzu verin, size biz kuantum enerjinizi dışarı çıkaralım. Bu böyle bir şey değil. Ha, diyebilirsiniz ki dualite vardır. Yani çocuk başarısız gibi görünür ama başka bir test yaparsın çocuk başarılı gibi görünür. Yani çocuk hem başarılı hem başarısız nasıl olacak? Müzikte yeteneklidir ama matematikte o kadar yetenekli değildir. Bu çocuğun dualitesiyle alakalı konuşulabilir ama
Çocuğunuzun dualitesini ortaya çıkaralım, şu kadar para verin falan. Bunlara kanmamak gerekiyor, kandırılmamak gerekiyor. O yüzden fizik bilmek gerekiyor. Fizik bilmek iyidir. Görüşürüz deyip bu videoyu da sonlandırmak istiyorum. Videomun faresi bozuk olduğu için hemen sonlandıramıyorum videoyu. Acaba kuantum alem bana bu videoyu yayınlamam mı diyor? Yok. Sadece faremin bozuk olduğu anlamına geliyor. Düzgün bir fare alabilirsem bu videoyu bitirebileceğim. Gizli anlamları mı var acaba videoyu bitiremememin? Hayır, gizli bir anlamı yok. Benim beceriksizliğim. Başka beceriksizlik de değil aslında. Evet, bu video sonsuza dek sürüyormuş. Neyse canım, sorun olmaz yani, öyle doğal olmayan bir video da olmasın. Doğal bir video olsun, ne olur ki. Zaten çok izleyen de yok yani. Öyle işte. Şimdi ben ne yapmaya çalışıyorum? Ben klasik Türk yöntemi kapat aç diyerek önce farenin pilini taktım, çıkardım. Sonra farenin girdiği yeri kapatıp açıyorum. Ümit ediyorum ki fare hareket edecek ve ben videoyu bitireceğim. Fare niye hareket ediyor? Başka bir yere takıp çıkaralım. Aynı yöntemi defalarca deneyerek farklı sonuç beklediğimi fark ettim. Videoyu nasıl başlattım? Fareyle başlattım. Fareyle bitirmem gerekiyor. Başka türlü bitmeyecek.
USB'yi farklı bir yere tutmam gerektiğini düşünüyorum. Yani hayatın sırrını vereceğimi zannetmiyorum. Yakın bir zamanda. Dolayısıyla USB'nin giriş ucunu başka bir yere taktım. Ve farem çalışıyor. Şu anda farem çalışırken hemen durdurmak istiyorum. Ama madem bu zamana kadar seyrettiniz, hayatın sırrını vereyim size. Ben iki kişinin anlaşabileceğini zannetmiyorum. Hele ikinci bir kişinin, iki kişinin arasına üçüncü bir kişi girdiğinde bu iki insanın hiç anlaşabileceğini zannetmiyorum. İki kişinin anlaşması tam olarak anlaşması ama ihtimal iki kişinin arasına birisinin girdiğinde anlaşma ihtimallerini açıklayacak matematiksel bir ifade bulamıyorum. İki kişinin anlaşması neden imkansız biliyor musunuz? Yani çünkü anlaşma neden hayatın sırrı? İşte hayatın sırrı bu. İnsanın en büyük yanılgısı anlaşılabileceğini düşünmesi. Anlaşılması çok önemli bir insan olmasa dahi insanlar anlaşıldığını hissetmeyi seviyor. Ama bir insanın tam olarak başkası tarafından anlaşılması mümkün değil. Çünkü aynı geçmişi yaşamışlıkları yok. Aynı kavramlara aynı şekilde bakamazlar. Aynı kelimeleri aynı anlamda kullanamazlar. Diyelim. Yani bunun temel neden budur. Araya bir kişi girdiğinde, araya daha çok kişi girdiğinde işte yalıtkanlık dediğimiz şey başlıyor. Hani iki kişinin direkt iletişim kuramadığı varsayımından yola çıkarak araya başka kişiler girdiğinde o iletişim hiç olmayacağını söylüyorum. İletişim ve direnç, iletişim direnç, ohm kanunu bunlar aslında sosyolojik kavramlar. Yani her bir akım beraberinde bir direnç getiriyor. Çünkü akımın aktığı diyelim artık o elektronların elektromanyetik etkileşimlerle ilerleştiği yapılar. Zaten ilerlemeye neden olan yolun kendisi, yapının kendisi aynı zamanda bir direnç oluşturuyor. Yani toplumsal akımlar, toplumsal dirençler bunlar hep ohm kanunuyla açıklanabilir. Fizikteki ohm kanunla sosyolojik yaklaşımlar yapılabilir. Söylemek istediğim şey de o. Eğer birine bir şey söyleyecekseniz direkt söyleyin. Direkt söylediğinizde de tam zihninizdeki şeyin anlaşılmayacağını bilerek söyleyin. Bu hayal kırıklığına sizi uğratmasın. Ama iki kişinin aynı şeyi anlaması imkansız. İnsanın bunu bildiği zaman iletişimden kopası geliyor. İletişim sağlamayası geliyor. Ama iletişmek de konuşmak, yazı yazmak bu da bizim önemli icatlarımızdan birisi. Tamam %100 iletişim, %100 düşüncelerinizi aktarmak henüz mümkün değil. Ancak bir miktarın anlaşılabiliyor olduğunu düşünmek dahi rahatlatıcı, güzel bir etki. Hocam hiç düşüncelerimizin tamamını anlattığımız her şeyin anlaşılacağı bir zaman dilimi olmayacak mı? Bence olacak. Eğer bir 3. 5. 10. Dünya savaşlarıyla yok olmayacak olursak ve teknoloji bu şekliyle sıçraya sıçraya ileri doğru gidecek olursa mutlaka beyin dalgalarını analiz eden yapılar olacak ve konuşmak yerine beyin dalgası transferi olacak ve beyin dalgası tüm beyin ağıyla beraber o dalganın transferi aslında zihnin transferi olacak ve kişi kelimeleri ya da cümleleri o zihnin ürettiği şeyleri de zihnin bizzat kendisini analiz edecek. Yani anlaşılmak diye bir şey kalmayacak, anlatmak diye bir şey kalmayacak, almak diye bir şey olacak. Yani ben senin zihnini aldım. Yani senleştim. Seni anlamak yani yine dışsal bazı olaylar. Senleştim diyeceksiniz. Senleştim yani. Aldım senin zihnini. Senin gibi oldum. Senin ağda düşündüm. Senin ağda dolaştım. Senin zihinsel ağında dolaştım diyebileceksiniz. Bu çok ütopik bir şey gibi gelebilir ama yani ileride olacak şey bu.
Yani boş şeylerle, boş demek de çok anlamlı değil. Şu an için boş olabilir. Eskinin boş dediğimiz şeyleri de şimdinin bilimsel altyapısının temellerini oluşturuyor olabilir. İnsan zihnine boş gelen şeyler aslında ihtiyaç olan, hayal gücüyle donanımlı düşünce kalıpları olabilir. Ama yani peki neden hocam iki insan birbirini anlamaz diyorsunuz? Anlamaz çünkü. Peki ya biz anlaştığını düşünüyoruz iki insanın menfaat birlikteliği. Yani şimdi çok materyalist bir ifade gibi görünüyor ama Hazreti Mevlana'nın bir şeyi var. Ne güzel koyun koyuna yatan köpekleri görünce diyor ki etrafındaki insanlar ne tatlı yatıyorlar, ne güzel yatıyorlar. Mevlana da diyor ki ortaya bir kemik atın ve görün onların kardeşliğini. Bu anlaştığını düşündüğümüz insanların ortak menfaatleri var. Menfaat kelimesini kullandığım için biraz itici oluyor. Ortak çıkarları var diyelim. Çıkar kelimesi de menfaat kelimesi de yakın. Yani iki insan anlaşıyorsa anlaşmasını gerektiren nedenler var diyelim. Bu insanın menfaatperest yapısı yanlış bir şey mi? Kötü bir şey mi? Ben iyi ya da kötü diye etiketlemek istemiyorum. Neden? İnsan metabolizmasını yaşatma gayretinde, var olma, yaşamaya devam etme gayretinde. Hatta en çok satan kitaplar mutluluk kitapları, haz kitapları. Ama hani mutluluk benim için önemli değil, haz benim için önemli değil, benim için önemli olan hakikat diyen kaç kişi var bunun farkında olan? Hani hurilere versen anı, sofilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni diyen bir Yunus Emre kaç yüzyılda bir gelir, ne kadar anlaşılır? İnsanların temelde ilişkileri, sosyolojik kurdukları bağlar açık ya da gizli menfaatler üzerine dayalı, varlıklarını devam ettirme üzerine dayalı. Tam olarak anlaşamıyorlar ama bu sırlarını da söyleyemiyorlar. Ben seni anladım. Anlamadın. Anladım, anladım. Anladım demek, konuyu kapatmak, anlaşıldığını hissetmek, anlaşıldığını hissettirmek, anlaşıldığının hissedilmesini sağlamak. Buralarda duruyor. Anlaşıldığını zannetmiyorum. İnsanı anladığını zannetmiyorum. Bu karamsar bir yapı değil, bu bir mekaniksel bir yapı. Dolayısıyla hani videonun bu son kısmına kalanlar için de öyle bir şey yapayım. Umarım fare tekrar bozulmamıştır. Evet, fare de çalışıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.